Evet beyler, Mafya 3 yılına hoş geldiniz. Her ne kadar oyun oynadığım en rezalet 10 oyun arasına girse de, hatta videodan sonra oyunu sileceğim büyük ihtimalle. Ama ilk önce şu oyunun sıralarını çekeyim dedim çünkü oyunda güzel güzel göndermeler bulunuyor. Şimdi ilk olarak haritanın şurasında, yukarısı kısımlarında bulunan bir kasapçı dükkanı var. O adam niye öyle bakıyor bana? Neyse boşver. Neyse efendim, bu mekanın solunda et döven bir adam var. Bu et döven adam 1976 yılında çıkan Rocky Balboa filmine bir gönderme. Çünkü 76 filminde de Rocky eti döven bir sahnesi vardı. Yeni sırf çekmeye gidiyordum, araç böyle kaldı. Ha tamam, düzeldi. Devam gidiyorum. 10 dakikadan beri sabah olmasını bekliyorum. Hala almadı. Çekiyorum, yapacak bir şey yok. Şimdi böyle gördüğünüz gibi önümüzde ağaçta asılı kalmış bir araba var. Nasıl buraya girmiş diye sormuyorum çünkü ben de bilmiyorum. Ama büyük ihtimal Harry Potter ve Sırlar Odası filmine bir gönderme yapmak istiyor. Çünkü hatırlarsanız filmin başında Harry ve Ron trene kaçıyorlardı. Sonra hadi kanka arabayla gidelim diyorlardı ve arabayı da ağaca tosluyorlardı. Büyük ihtimal ona gönderme yapmak istemişler çünkü arabada benziyor. Ve arabanın altında ağacın yanında bir mezar var. Mezarda mermim yokmuş. Keşke mermim olsaydı. Mezarda çiçekler ve bir bira var. Artık buraya tosyan kişi büyük ihtimalle ölmüş. Buraya gömmüşler. Bunu ne yaptılar ben de bilmiyorum. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet bela, haritanın sonuna gidiyoruz. Tekne bulabilirsem tabi. Evet bela, şu an haritanın sonundayız. Normal olarak buraya geçmek imkansız. Lakin bu bizi durduracak mı? Hayır. Bir saniye şimdi buradan. Durdurdu. Vallahi durdurdu. Bir saniye. Tam köşe oturtabilirsen tabi. Şöyle. What the fuck abi. Abi tekne gitti. Şeyi oturdu diye, kayı şey yaptı diye tekneyi binemiyorum. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Evet beyler, teknem böyle kaldı. Hareket etmiyor. Çok güzel bir oyun gerçekten. Şimdi kendimi öldürmeyi bir yolunu bulup yarım saatte gidip yeni bir tekme bulup tekrar geliyorum. Bekleyin. Evet, daha değişik bir şeyi buldum. Bir de bununla çıkmayı deneyeceğim. İnşallah buraya çıkılıyordur. Çıkılmıyor bile. Vallahi çıkılmıyor. Abi teknemi buldum ya, zaten böyle durdurmaya çalışıyorum. Hala durduramadım. Çok hızlı gidiyor şerefsiz. Bak şu yürüyüşe bak ya, çıldırtıyor beni ya. Kardeşim bir durur musun? Dedim tanırsam. Burada sıkıştırır mıyım? Dur lan. Hadi. Bekle. Ne, üçünden mi geçeceksin? Abi gitmesin de. Bu da mı bozuldu? Abi ben senin ağzına sıçayım ya. Kardeşim mal mısın? Abi bu adam benimle dalga mı geçiyor? Abi gitti, vallahi gitti ya. Son saatte vuracağım artık. Hadi lan. Vallahi oldu. Artık binebilirim, çalışıyor değil mi? İşte böyle, az mıyız zaten? Bunlar. Yarım saatten beri buz alamış 4 tane. Ben salak gibi denize tekne alıyorum, salak gibi. Ah. Hadi, aha, beyler başardık. Evet, sonunda. Azmin zaferi, 1 saatte başardım. Haritanın dışındayız. Artık burada bizi ne bekliyor? Şuradan sonra zıplasak falan çıkılmıyor mu? Abi, evet. Hiçbir şey modellememişler buradaki. Zaten ana oyunda da, ana haritada da bir şey modellememişler. Bir şey fark etmiyor yani.
Tamamdır, baksana ne güzel. Her şey içinden geçebiliyoruz. Mükemmel. Evet beyler, mahfi 3 ifşa. Ana haritayı her şeyi ilk önce burada deniyorlar. Nasıl olur, nasıl şey yapalım falan filan diye. Daha sonra bizim bildiğimiz şey ekliyorlar. Ana harita ekliyorlar. Her şey içinden geçebiliyoruz. Her şey içinden geçemiyoruz. Boş verin. Şehirde tabii ki normal olarak hiç insan yok. Allah! Al işte. Mükemmel. 10 numara. Bu oyun en sevdiğim oyun benim. Oğlum Allah aşkına şuna bak, iğrenç bir şey. Nefret ediyorum bundan. Yine oyunun başka bir terk edilmiş yerinde şöyle bir posta asılı. Hangar 013 diye. Bu oyunun yapılmış şirketi. Yani adamlar yaptık oyunu reklam koymuş. Tebrik ediyorum. Burada da çok yakından tanıdığımız bir araba var. Mafia 2'de. Yollarda çok sık gördüğümüz araba. Mafia 3'te sadece de burada gözüküyor. Arabada gerçekten paslanmış, ölmüş bir durumda zaten gördüğünüz gibi. Yani Mafia 2 ile Mafia 3 arasında baksanız bir 20 yıl falan var sanıyorsam. 20 yıldan beri baba burada hakkın rahmetine çalışmayı bekliyor. Dikkat dikkat, spoiler alarmı. Cu hakkında spoiler var. Eğer Mafia 3 oynamadıysanız veya oynamayı düşünüyorsanız, ki bence oynamaya gerek yok, şu an video izlemeyi bırakın çünkü çok büyük bir spoiler geliyor. Biliyorsun Mafia 3'te bir yan görevi tamamladığımızda Cu hakkında video bize bilgiler veriyordu. İşte Joe'dan 3-4 yıl haber alamamış. Sonra işte bulmuş fotoğrafı falan, Joe ölmüş yakmışlar falan filan diyordu bildiğiniz gibi. Ama aslında Joe ölmemiş olabilir mi? Ve oyunun sonunda gördüğümüz şoför gerçekten Joe'ya çok benziyor. Aslında Joe yaşıyor olabilir mi? Joe bunca yıl saklanmış olabilir mi? Acaba Mafya 4'te tekrar karşılaşacak mı? Hiçbirini bilmiyoruz ama belki bir gün öğreniriz. Ağaca tosluyorlardı. Büyük ihtimalle ona bir gönlem yapmak istemişler ve niye konuşamadım? Ve Sırlar Odası'na gönlem yapıyor. Çünkü hatırlarsanız Harry ve Ron filmin başında uçtum.